namazdan uzaklaştırıyor, Allah'ı anmaktan uzaklaştırıyor dediğimiz neyse ve hamdını yerine başka şeyler varsa hayatımızda, bu da aynı manaya. Yani uzaklaştırıyorsa demek ki onlar kadar kötü bir şey. Çünkü bunların kötülüğünü Cenab-ı Hak bu ikisinden uzaklaştırdığıyla ilişkilendirdi. Bu ikisinden uzaklaştırıyorsa kulu, namazdan uzaklaştırıyorsa, efendime söyleyeyim, Allah'ı anmaktan uzaklaştırıyorsa, her neyse, kul bunu kendi içinde tartar, ölçer, biçer, beni bundan uzaklaştırmaya başladı. Şu olay olduktan sonra ben namazlarımı aksatmaya başladım. Şu mesele veya şu falanca diyelim ki derneğe gittim veya filanca arkadaşa takılmaya başladım veya falanca mahalleye gidiyorum. Ben artık namazlarımı aksatıyorum. Kur'an'la olan ilgim veya falanca şeye takılıyorum, kesime takılıyorum. Kur'an'la epeyce bir soğudum, beni soğuttular Kur'an okumaya. Her neyse kişiyi Allah'ı anmaktan ve Allah'la olan sılasını gevşeten onlar demek ki içki gibi, kumar gibi sakıncalı şeyler. Mesela kadın çoğunlukla böyle oluyor. O kadın hayatıma girdikten sonra düzenim bozuldu. Öncesinde ben şöyleydim, şöyleydim, şöyleydim diyen çok insan vardır. Yani aynı sonuca kadın yol açmış. Hatta aynı kadın bir süre sonra içkiye de adamı alıştırabilir. Kumara da adamı bulaştırabilir. Böyle göz göre göre bir mefsedete yol açan bir unsuru kişi hayatında daha ne kadar sürdürecek yani veya ne kadar kendisi ona mahkum kalacak. Efendim çocuk var. Yani bu nasıl bir cevaptır veya bu nasıl bir anlayıştır? Sen çocuk var etmek için yaratılmadın. Ayrılmak da çocuğun ölümü anlamına gelmiyor ayrıca. Başka başka nedenlerle dünyada ayrılan nice insan var ki saygı görüyorlar. Sen de içkiye bulaşmak istemediğin için, namazı kılabilen bir insan olarak kalabilmek istediğin için, Rabbinle sılandan ötürü gerekiyorsa, hani karşı taraf illa buna engel oluyorsa, namaz kılarsan seninle devam edemem veya örtüye tesettüre girersen seninle devam edemem diye illa buradan diretiyor ise, yani bu başkalarının ayrıldığı nice dünyevi sebebin yanında çok daha kıymetli, çok daha saygın, çok daha insan onuruna yakışan sebep olsa gerek yani. Ne? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Birbirlerine kulluk etsin yer diye değil. Dolayısıyla o kutsanan boyutuyla aile veya kutsanan boyutuyla çocuk Allah Azze ve Celle'nin de ötesine geçiyorsa, Allah Azze ve Celle لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ Sizin ne mallarınız ne de çocuklarınız Allah'ı almaktan alıkoymasın diye açıkça malların ve evlatların kişiyi Allah'ı almaktan alıkoyan boyutuna dikkat çekiyor. وَمَنْ يَفَعَلْ ذَٰلِكَ Kim yaparsa yani alıkonursa يَلْقَ اَثَامَا Karşılığında günah bulur. Veya başka bir ayette اِنَّ مِنْ اَوْلَادِكُمْ وَاَزْوَاجِكُمْ عَدُوًا لَكُمْ Sizin çocuklarınız arasında, eşleriniz arasında düşmanlarınız var. فَحْذَرُوهُمْ Dikkat edin, sakının onlardan diye açık ayetler kişiye düşmanlarını tıpkı şeytan nasıl düşman diye konumlandırıyorsa çocuklarını da eşlerini de düşman olabileceklerini, innemin düşman olabileceklerini ne cihetle işte alıkoyuyorsa Allah'ı almaktan, alıkoyuyorsa namazdan, o zaman düşmana dönüşmüş demektir. Sanki